Fox ekranlarından herkese merhaba. Mehmet Özel'le mutfakta yine sizler için harika tarifler hazırladı. Bugün yine hem yapımı kolay hem kolay malzemeleri bulunan, gerçekten çok lezzetli, sunumu da çok hoş olan yemekler hazırladık. Ama tek başımıza hazırlamadık. Bugün değerli bir konuk ağırlayacağız. Canan Görenikli'yi ağırlayacağız burada. Onun tariflerini Mehmet Özel'le mutfakta izleyicileri için hep beraber pişireceğiz. Hoş geldiniz Hoş önce. Hoş bulduk. Teşekkürler. Öncelikle geldiniz, kırmadınız. Böyle güzel güzel de tarifler hazırlamışsınız. Gördüğüm kadarıyla hem görsel olarak güzel olacak bu yemekler. Evet. Hem de tatları çok güzel evet, olacak. Evet. Değerli izleyiciler, önce bir içli köfte böreği yapacağız. Hani içli köfte böreği diyoruz ama esasında bir avcı böreği bu, değil evet, mi? Evet, evet. Avcı böreği, içli köfte böreği, avcı böreği ne dersiniz? Evet. Çok güzel fıstıklı atom yapacağız. Evet, çok lezzetli olacak. Çok güzel, enerji evet. Yaposu. Evet, aynen öyle. Çok lezzetli olacak. Bir de yine böyle bir külahlar yapacağız. Burada kalıplar var. Külah bakın, böreği bir tane yapacağız. Külah böreği evet. Yapacağız. Bunun içinde güzel peynirli bir parça hazırlayıp dolduracağız. Ondan sonra burada bu kalıplar var. Bu kalıplardan bulamıyorsanız da yağlı kağıttan şey yaparsanız, külah şekli verebilirler. Külah şeklinde verirseniz, dışında folyo kağıdıyla kaparsanız evet, yine aynı işlem olacaktır. Evet, bu daha kolay oluyor. Ama bu çok tabii ucuz ve şey bir şey. Her yerde bulunuyor artık. Pasta malzemeleri satan yerlerde aynen. Bulabilirler. Bunu da koyayım. Evet, istiyorsanız Canan Hanım şey yapalım. Birazcık hızlıca börekle başlayalım. Tamam. Ben biraz soğan doğrayayım. Peki. Birazcık kıyma kavralım. Şurada ocağa da yakayım altını. O ısında dursun. Ben de soğanı doğraya durayım. Şimdi böreğin içinde ne olacak? Soğan, kıyma. Başka evet. Bir şey olacak mı? Ceviz olacak. Ceviz olacak ha. Evet. Bulgurumuz var. Bulguru ıslatmamız gerekiyor bence. Evet, ıslatalım. Onu bir ıslatalım bu arada. Peki, ıslatalım. Sedacığım, sen bir yardım eder misin? Bir tane bardak alayım. Bulgurun şişmesi gerekiyor. Evet, bulguru şişiriyoruz klasik yöntemde. Evet. Bu da böreğimizin iç harcı olarak kıymayla beraber yerini alacak değil mi? Evet, aynen öyle. Sıcak su alayım. Çok teşekkürler. Üzerine geçecek kadar değerli izleyiciler. Evet, sıcak su ilave edip. Sıcak su ilave edip. Üzerini ben folyoyla daha çabuk şişmesi açısından tabii. Kapatıyorum. Streç film de olabilir. Streç film. Yanlış söyledim. Okey. Soğanları da ince ince doğruyoruz. Evet. Yarım soğan yeter mi? Hepsini doğrayayım mı? Yeter. Bu kadar kıymaya bu kadar soğan yetecektir bence. Yeterli, evet. Tereyağı güzel. Koyalım mı? Tereyağıyla daha güzel oluyor. Bence birazcık karıştıralım gelin ikisini. Tamam olur. Herkesin istediği alsın. Biraz tamam. Zeytin ya. Tamam biraz da tereyağı alayım. Kıymayı alayım tereyağı da vereceğim şimdi. Koyalım tamam. Kıyma. Birazcık kıyma. Aslında ben sola... Tamam kaldık işte. Böyle. Tereyağını da verelim. Buyurun. Alayım. Biraz tuz koyalım. Buyurun. Biraz karabiber verir misin lazım? Olur. Evet değerli izleyiciler, böreğin iç harcını hazırlıyoruz. Evet, kavuruyoruz. Burada da atom için gerekli olan beyaz çikolatamız var. Onu da hepsi benmari usulü diyoruz. Yani benmari usulüne içine sıcak su, yani su koyduğumuz bir kasenin üzerine onun buharıyla çikolatayı eritiyoruz yani sonuç evet. Olarak. Hı hı. Evet. Soğan da koyayım ben yavaş yavaş. Soğan da koyayım. Güzelce kavrulsun. Bundan sonra bu içli köfte böreklerini kızartacak mıyız, fırında mı pişireceğiz? Kızartacağız. Fırında da pişirebilirler. İsterseniz fırında, isterseniz de kızartırız. Fırında da pişirebilir ama kızartma daha güzel daha oluyor. Daha lezzetli olacak. Evet, daha güzel bence oluyor. De. O yüzden kızartsınlar bence. Bence de. Çok yağ çekmiyor zaten. Karabiber koydun mu sen Sedacığım bunu? Koydum ben. Biraz koydum. Şimdi burada bunlar da galiba bunun içine girecek. Biraz kimyon var. Evet. Arzu ederseniz biraz kimyon. Yani tatlandırabilirler istedikleri baharatlarla. Bence koyalım biraz. Güzel tamam. Yakışık. Kıymaya yakışan bir şey. Tamam. Baharat. Biraz pul biber var. Ondan pul biber de koyalım. Acı da severim ben. Tamam. Acı sevmiyorsanız normal pul biber de koyabilirsiniz. Evet. Biraz da burada karabiber. Ben bunu da koyayım. Tamam. Ben şöyle bir fiske de şeker atıyorum her şeyin içine. Şu kadarcık şöyle.
güzel bir tat veriyor, rahya veriyor. Mutlaka, mutlaka. Burada bulgurlarımızı üstünü... Şişmesi için kapattık. Peki bu börekler sonra panelenecek değil mi bir de? Evet. Önce yumurtaya batıracağız, sonra galeta ununa batırıp bulayıp kızartacağız. Önce yumurtaya batıracağız, sonra galeta ununa batıracağız, evet. Ve sonra kızgın yağda, evet, kızartacağız. Aha, evet. Ben yumurtalarını da hazırlayayım onu istiyorsan. Peki, o zaman buradaki Aslan Mehmet'e. Kırıyorum bu bütün yumurtaları o zaman. Tamam, evet. 2-3 tane. Okey. Şöyle yumurtalarımızı da kırıyoruz değerli izleyiciler. Evet. Bir taraftan da kıyma harcımız. Kavruluyor. Kavruluyor. Kavrulduktan sonra bulgurunu ekleyeceğiz. Cevizini. Maydanozunu. Cevizi bütün mü koyuyoruz, biraz kırayım mı cevizi? Biraz kırıyorum ben. Bütün ağızda birazcık sert gelebiliyor. Biraz kırarsak tamam, daha... biraz kıralım o zaman. Evet. Şöyle cevizleri aldık. Tamam, kıyma da kavruluyor. Evet. Şöyle bıçakla şöyle kavacı üzerinden biraz geçiyorum cevizleri. Evet, evet. Ben elimle de kırıyorum. Bıçakla kestik. Kıyma da kavrulmak üzere zaten artık. Kavrulmak üzere. Ha. Biraz da maydanoz koyuyorum ben. Koyalım. Biraz alayım mı Seda maydanoz? Veriyorum hemen. Evet, bu börek pratik bir börek ama çok lezzetli olacak. Çok ben tahmin lezzetli, ediyorum. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Görsel olarak da güzel olacak. Evet, bu. Ortadan ikiye kesiyorum verev şeklinde. Çok güzel, hem görüntü olarak çok güzel hem lezzet olarak. Masada çok şık duruyor. Evet, şöyle cevizleri de kabaca üzerinden geçtim. Biraz maydanoz. Onu da şöyle alalım. Onu da... Nasıl siz başladı bu iş, bu sevda, yemek sevdası sizde? Sosyal medyada. Şimdi birazcık daha size anlatmak istiyorum. Yani değerli izleyiciler, çok takipçisi var Canan Hanım'ın. Evet. Çok yorumlar geliyor çektiğiniz videolara, evet, paylaştığınız, evet, fotoğraflara. Evet, nasıl, evet, başladı bu merak, bu işe? Aslında hep merakım vardı. Yani ortaokulda başladım diyebilirim. Hep mutfaktaydım. Bir şeyler, ha, yapmak için çabalıyordum. Ne güzel. Daha sonra evlendikten sonra... hamile olduğum dönemlerde böyle bir uğraş aradım kendime, bir şeyler yapmak istedim. Bu çıktı ortaya, süper. Evet, aynen. Blog açtım bir tane. Sonra tariflerimi paylaşmaya başladım insanlarla. Çok güzel de tepkiler almaya çocuğunuz? Başladım. 4 yaşında. Maşallah. Kızım var. Allah bağışlasın. Amin. Seviyor mu yemek yemeyi o da? Çok, çok. Çok boğazına düşkün. Güzel bir şey o. Çok seviyor. Sen çok güzel yemekler yapıyorsun anneciğim diyor. İyi, güzel. Öyle beğenilmek güzel bir şey yani. Evet, evet. Ağzının tadını biliyor aslında. Ne güzel, ağzının tadını biliyorsa, evet, ne güzel işte. Evet. Evet, böreğin yumurtası da hazır. Bu da suyunu çekmeye başladı. Evet, o da suyunu çekmeye başladı. İyi midir cevizlerin büyüklüğü? İyi, gayet güzel. Daha da inceltebilir biraz misin? Biraz ağza sen? Gelsin istiyorsan. Okey, gelsin. Güzel oluyor öyle. Tamam. Şimdi ne yapıyoruz? Bütün diğer hepsini malzemeleri birbirine karıştıracağız. Evet, cevizi. Bulgur olmuş mudur sizce? Olmuştur ya. Şişiyor hemen. Şişmiş görünüyor zaten. Bunu da katalım o zaman buraya. Milföy hamurları zaten bu şekilde satılıyor. Evet. Evet, dondurucudan çıkardık, çözdürdük. O da sıcaklığına getirdik. Şimdi şerit halinde keseceğiz. Önce ama şunları bir yağlayalım isterseniz tereyağıyla. Tamam, biraz da tereyağı alalım. Bu metal kalıpları iyi yağlanması gerekiyor. O yüzden çıkması kolay olsun çıkması diye. Çıkması kolay olsun, tabii, yapışmasın diye. O yüzden ben bunları tek tek yağlayacağım önce. Okay. Şöyle az az yağlayacağım her tarafına. Evet, oda sıcaklığındaki tereyağıyla değerli izleyiciler, kalıplarımızın etrafını yağlıyoruz. Bundan nasıl şeritler keseceğiz? Aslında istenilen boyda kesilebilir. Yani ne çok kalın ne çok ince olacak şekilde. Keseyim istiyorsanız. Kesin, tabii ki, tabii.
Kürkçüleri kendileri istediği kadar çıkartabilir. Biz bugün değerleyeceğiz. Bunun içine peynir dolduracağız ama velakin bu şekilde yaptıktan sonra istediğiniz her şeyi doldurabilirsiniz içine, değil mi? Evet evet, tatlısı da olabilir. Tatlı bir şey de olabilir, krema da olabilir. Tabii tabii, muhallebi doldurabilirler. Üzerine fıstık çikolatayla süsleyebilirler. Tatlısı da çok güzel oluyor. Başka malzemeyle doldurabilirler peynir yerine. Ya burada yaratıcılık size kalmış artık, evet, değerli izleyiciler. Evet, açık yaratıcılığa açık bir tarif. Evet ama görsel olarak çok güzel çok olacak. Çok güzel, ha, güzel görünce. Şöyle uç tarafından başlayacağım. Yavaş yavaş gösteri gösteri yapın, herkes evet, izleyicilerimiz de görsünler. Tabii. Şöyle uç tarafından başlayacağım. Tamam. Dikkatli bir şekilde yukarı doğru saracağım. Süper. Açıklık, aralık kalmaması gerekiyor. Aralarından hani piştikten sonra dökülmemesi için. Evet, çünkü içine şey koyacağız, peynir dolgusu koyacağız. Evet. Sen, de istiyorsan o peynirleri karıştırabilirsin ikisini birbirine. Tamam. Biz bugün krem peynirle beyaz peynir, normal beyaz peyniri birleştireceğiz. Daha i̇çine lezzetli daha olacak. Biraz da maydanoz, dereot koyarız içine. Ne yapıyoruz efendim? İçli köfte böreği, yani avcı böreği yapıyoruz. Avcı böreği için güzel bir iç harcı hazırladık. Cevizli, bulgurlu bir iç harcı hazırladık. Evet, o burada şu anda hafif hafif serinlemeye bıraktık. Evet. Börek için ben şöyle yufkalar kurumasın diye bir nemli bezle kapatmıştım. Tamam. Bunu alalım elimize. 3 tane yufkamız var. Tamam. Şimdi açacağız tezgaha 3 yufkayı. Evet. Şimdi önce dörde böleceğiz. Yağımız kızıyor değil mi Sedacığım bir derap? Altını açtım evet. İyi tamam. Önce yufkayı dörde böldük. Evet, önce dörde böleceğiz. En son 8'e böleceğim. Şimdi ben hepsini böyle üçgenleri ufaltıyorum. Yani aslında boyunu kendileri ayarlayabilir. Evet, yani burada esasında boyut tamamen size bağlı bir evet, şey. Daha iri de sarabilirler. Evet, daha iri de. Dört parçaya bile ben bazen... Ama mantık olarak sigara böreği gibi sarıyoruz. Evet, sigara böreği gibi tamam, saracağız. Şimdi iki parça üst üste koydun buraya. Evet, bir iki daha koyacağım şimdi buraya. Dört parça mı olacak bir katı? Şimdi hayır. Bir yufkadan 8 parça çıkartacağım ben. Ama bazen 4 parçayla bile yapıyorum. Güzel oluyor. Olabilir, onun için söyledim. Evet. Şöyle hazırlayayım. Evet. Tamamdır. Hı-hı. Gayet güzel. Saralım mı? Sarmaya başlayalım hadi bakalım. Tamam. Sıvı yağıyla suyla bir karışım hazırladım ben buraya. Onun içinde ne var? Klasik sıvı yağ ve... börek okay, ıslamak için. Tamam. Evet. Fırçamız var mı? Ben fırça rica edeyim. Zaten bunu sonra yumurtayı bulayıp kalite ununu evet, sonra kızartacağız. Evet, evet, aynen öyle. Çok şey olduğu için, yağlı olduğu için hani çok fazla ben şey yapmıyorum, ıslamıyorum şöyle. Gerek yok, zaten kızartacağız nasıl evet, çok fazla. Çok fazla ıslamadan nemlenecek şekilde. Sonra iç harcımızdan koyuyorum. Ben böyle bol koyuyorum. Tam bol koyalım, daha lezzetli olsun. Evet, bol koyacağım. Çok lezzetli bir iç harcımız var çünkü. Onu güzel güzel değerlendirelim. Evet, bol bol koyacağım. Çünkü kesince de güzel görünüyor bol koyarsak. Evet. Evet. Malzememiz de çok sert. Normal artık. Sigara böreği sarar gibi böyle. Ne çok bol. Sıkı, ne çok sıkı, bol. Ne İkisinin çok... ortası. Evet. Ne çok sıkı, ne çok bol. Evet. Sarıyorum böyle. Bu kadar. Galiba son böreğimiz de hazır oldu. Bunları oraya vereyim. Hazırlandı, bitti, sardık. Tamam. Önce yumurtayı buladım. Tamam. Şu anda galetanın içine bulayınsın onu. Tamam. Evet, gayet güzel bir şekilde. Ondan sonra içinde dursun galeta onun şu anda. Tamam, şu kenara ben bunları kenara, evet, aynen öyle dursun. Oradan kızartırız, daha kolay olur. Tamam. Şöyle. Bunu böyle, böyle vere keserek verev mi servis kesiyorum, yapacağız? Öyle servis yapıyorum. Tamam, çok güzel görünüyor. Burada koyabilirsiniz. Yapalım. Tamam, oraya da ben oradan alırım. Peki. Atom yapacağız değil mi? Atom kurabiye yapacağız. Fıstıklı, bol fıstık içeriyor. Fıstık ezmesi gibi olacak içi.
Çok güzel. Evet. Dışına çikolataya, beyaz çikolataya bulayacağız. Onu erittik beyaz çikolatamızı zaten. Evet, tamam. Ona bulayacağız. Şunu da benim için panesiz kızartsanıza. Tamam. Bir de çiğden yiyelim. Yani panesiz yiyelim. Çiğden değil de. Evet, o zaman başlayalım ona yavaş yavaş istiyorsanız. Tamam, başlayalım. Nasıl başlayacağız? Karıştırma kabına. Ben karıştırma kabını size vereyim bir tane. Tamam. Şurada var zaten aşağıdan. Buyurun. Kurabiyemiz için bisküvimiz var. Yulaflı bisküvimiz. Bunu şeyden geçirdik, mutfak robotundan. Evet, rondodan geçirdik. 250 gram bu. Tamam, 250 gram bu. Evet, 250 gram fıstığımız var. Tamam. Bunu da ekliyorum. Tamam, bu da toz fıstık. Evet. Toz Gaziantep fıstığı, Antep fıstığı. Evet. Burada bir su bardağı şeker mi var bilmiyorum. Ama bir su bardağı olacak. Bence bu biraz çok dikkatli koyalım. Bir tadına bakalım, öyle koyalım. Evet. Beyaz tadına çikolata bakar da ekleriz olmazsa. Beyaz çikolata, dur, bence yeterli bile olabilir. Tamam. Beyaz çikolata. Zaten ya, bisküvi şekeri var. Bir su bardağı iyi geliyor. Evet, bu işte hemen hemen iyi gibi. Şimdi bunu hamur kıvamına getirmek için yumurta oku ilave edeceğiz. Tamam. Kıvama gelene kadar. Tamam. Kıvamında göstermek istiyoruz değerliciler. Hamur kıvamına gelmesi lazım değil mi bunun? Yani kurabiye hamuru gibi. Tamam. Ele yapışmayacak. Top oluyor zaten. Yani top evet. Olacak şekilde. Gerekirse bir tane daha yumurta koyarız. Tabii. Ama olacak gibi. Bu arada şeyler de bakın ne kadar güzel olmaya başladılar. Güzel kızarıyorlar. Kabardılar. Gayet güzel kızarıyorlar. Kabardılar. Börek de harika gözüküyor hakikaten. Evet, şimdi biraz soğusun bence zaten. Evet. Ondan sonra keseriz güzelce. Tamam. O arada kurabiyemizi biraz soğutmaya bırakırız. Yetti sanırsam. Yetti toparlanıyor çünkü. Burada biraz daha fıstık görüyorum. Süslüyorum ben. Okay, üstünü, tamam. Altını. Süper. Arzuya göre istemeyen süslemeyebilir. Evet, dediğiniz kıvama geldi şu anda. Geldi. Top top yuvarlayacağız bunu. Aynen, bir fıstık ezmesi kıvamına geldi. Fıstık ezmesi gibi oluyor, evet. Zaten kokuyor buram buram, evet, fıstık kokuyor. Aynen, Antep fıstık kokuyor. Evet, ve ölçüden de epeyce çıkıyor. Antep'e de selamlar buradan. Bu pişecek mi peki şimdi? 6 dakika. Sadece 6 dakika evet, pişecek. Evet, 6 dakika pişecek. Top yapacağım ben bundan, tamam. Şimdi, top top. Bence de, sen de yer mesela. Canan Hanım, ben bunları fırına atıyorum. Önceden ısıtılmış 140 zaten derece. Zaten ısıttık fırını şeyleri evet, pişirdiğimiz için. Evet, 140 derecede 6 dakika. Kaç derece? 140 derece. Ha, 140 derece, o zaman bunu atmayalım, biraz düşsün. Bu şu anda sıcak fırın çok, i̇yi 180 olur. Derecede. Evet, daha iyi olur. Tamam, bu biraz beklesin o zaman. Birden ki. Birden kurumasın. Şeyleri çıkarttıktan sonra atalım o zaman. Mikrofonları çıkarttıktan evet, sonra atalım. 6 dakikada pişecek zaten. Zaten 6 dakikada pişecek, evet. Sıkıntı yok. Şimdi şu börekleri nasıl bir şekil veriyoruz? Gösterelim. Onu bir gösterelim bakalım. Tamam. Tezgahta göstereyim mi? Şöyle. Olur. Tamam. Şöyle alıyorum. Tamam. Şöyle verev şeklinde çapraz şu yan tutuyorum. Bıçağı. Bir de tabak verelim bunun servisi için. Güzelce bir tabak. Ona dizelim bunları. Değil mi? Güzel. Şöyle bakın, çok hoş görünüyor. Çok da güzel gözüküyor. Evet, evet, masada çok şık. Hakikaten de şimdi dışında bir galeta unu olduğu için o dışındaki galeta unu biraz içli köfte şeyi de veriyor. Aynen, görüntüsü veriyor, evet. Efekti de veriyor. Evet. Masada çok şık duruyor. Yiyenler bayılıyor. Vallahi çok güzel. Yani çok lezzetli olacağı kesin zaten. Daha sonra ısıtıp da servis yapabilirler. Çünkü durdukça bozulmayan bir börek. Kalın ısıtıyorum. Güzel oluyor. Tekrar aynısı oluyor. Ben şimdi birazcık şundan çalacağım. Madem içli köfte, fıstık mıstık dedik, Antep dedik. Birazcık şunun üzerine. Ay çok güzel, çok yakışacak bu. Birazcık şundan bir serpelim. Biraz çaldı mı sizin fıstığınızdan? Çok yakışıyor. Bence de çok yakışacak. Evet, çok güzel oldu. Bunu ilk tabağımız hazır o zaman. Hazır. İlk tabağımız. Şunu kenara alalım, ilk tarifimizi. Bu da bir tane benim için yaptığınız şey vardı. Bak bu da onu şey, koymadı. Ben yiyeyim bakayım. Çok güzel. Afiyet olsun. Ama çok güzel. Evet, gerçekten çok güzel. Afiyet olsun. Ki bu panesiz olmasına rağmen. Ben biraz daha soğusun, çok sıcak, ağzım yandı. Bence bunlar artık oldu. Alalım. Şimdi onu bir 140 dereceye bir düşürür müsün Seda? Tamam. Evet, onu da çıkartalım. Ben alalım önce. Bakın ne kadar güzel oldu değerli izleyiciler. Külahlarımız. Çıtır çıtır.
yaptım. Vallahi çok güzel oldu. Çıtır çıtır ve çok güzel oldu. Şimdi bunların içini dolduracağız değil mi? Evet, biraz soğusun. Biraz soğusun tabii, şimdi şu anda dolduracağız. Ama 140 dereceye indiriyoruz fırınımızı şimdi. Yaklaşık 6 derece... Yok, yaklaşık 6 dakika... Pişiriyoruz. Pişiriyoruz. Piştikten sonra ne yapıyoruz? Beyaz çikolatayla kaplıyoruz. Beyaz çikolatayla kaplıyoruz. Evet. Ben bugün dedim ki bir tanesini de şöyle... Olur. Fındık ezmesi, kakaolu fındık kremasıyla verelim. Tamam. Ama onun içine ben birazcık çilek de koyacağım ya. Olur. Güzel olur. Şöyle... Şöyle bir çilek de doğrayalım. Küçük küçük doğrayacağım ki içine girsin diye. Hı hı. İnce ince şu çilekleri doğruyorum. Şu kremanın içine atacağım. Çok güzel gözüktü. Değil mi? Çok güzel gözüktü. Evet. Bir tanesinde böyle kendimize şımarıklık olsun diye tatlı yapalım dedim. Bir çilek daha doğrayayım yeter. Mis gibi de koktu çilek de, güzelmiş hakikaten bu mevsimde olmasına rağmen. Bu mevsimde daha güzel oluyorlar. Çilek mevsimde değil daha ama. Daha tatlı ve daha güzel oluyorlar bu mevsimde neden? Vallahi çok güzel kokuyor. Tadı da çok güzel çileğe. Evet. Bunu bir karıştıralım. Çıkarayım mı şunları ben? Çıkarmaya başlayabilirsin yavaş yavaş. Ben dayanamayacağım, bir tane daha yiyebilir miyim çilekler? Tabii. Siz süsleyin istemişsiniz ama çok güzelmiş hakikaten. Çıkıyor bakın böyle, hı-hı, külah şeklinde çıkıyor. Kolayca çıktı. Şimdi kalıbımızı çok güzel yağladık efendim. Evet. Evet, çıkarttık şimdi. Bakayım. İçleri külah gibi oldu ama çok sıcak. Ama çok da güzel de sıkı sıkı da tutmuş yani birbirini hamurlarda. Evet. Çok gayet güzel. Hı-hı. Şimdi mi dolduralım yoksa biraz daha soğumasını bekleyelim? Bu eriyebilir yalnız koyarsak da peynire bir şey olmayabilir ama eriyebilir. Ne yapalım biliyor musun Seda? Klasik yöntemimizi yapalım. Hızlı soğutma. taktiğimizi devreye sokalım. Bir tabağımızı daha orada hazırlamış olalım. Şurada böyle çok güzel. Güzel. Hızlı soğutma taktiğimizde biz. Sıcaktır o belki de. Sıcak. Eldivenle alalım. Aldım ben. Bunu kaldıralım ortadan. Kurabiyeler de pişiyor. Kurabiyeler zaten 6 dakika pişireceğiz değil mi? 6 dakika pişiyor. Ya burada esasında zaten içindeki malzemenin çok pişmeye ihtiyacı yok. Bir tek bağlayıcı olan yumurta hakkında biraz pişmeye ihtiyacı evet, var. Evet aynen öyle. O da 6 dakikada zaten fırında pişecektir. Evet. Sen de çileğe taktın galiba. Yandan bir tane de ben dekor yapayım bari tabağa diye. Sen dekor yap o zaman tabağa. Biz de birazcık şeye hızlı soğutmaya attık. Şunu son bir kez peynirini karıştıralım. Peynirini doldurabiliriz aslında. Peynirin kıvamı iyi midir? Böyle İyidir. Mi? Peynirli olanları doldurabiliriz aslında. Öyle mi diyorsunuz? Tamam. Tekrar fırına da atabilirler. İçlerini doldurduktan sonra. Güzel de olabilir o. Birazcık peynir de şimdi eriyecektir. Eriyor aynen. Evet, hatta yapalım oluyor. Biz de yapalım öyle yapalım. Daha güzel olur. Güzel oluyor. Tamam ben o zaman şunu çıkartayım. Peynirleri? Çıkartayım peynirleri. Zaten bir tanesini şey bir yapacağım. Bir kaşık alayım ben. Bir tanesini şundan yapacağım. Küçük kaşık mı vereyim? Yok büyük kaşık. Tamam teşekkür. Bir tanesini bundan yapacağım zaten. Tamam. Ben doldurayım mı o zaman? Sen de güzel çilek süslerimizi yaptın. Evet. Ben büyük kaşık dedim ama bir tane ufak kaşık tabii alayım. Tabii evet doğru. Büyük ondan dedim ama. Büyük gelir. Bir tane ufak kaşık alayım. Şu bence ideal olacak. Tamam teşekkürler. Büyük küçük ikisinin ortası. Fıstıklarımız burada. İçlerine dolduruyoruz aynen böyle. Aynen öyle. Ama dikkatli yapın değerli izleyiciler de şeyi, bu yaptığımız külahları bozmayalım. Çok çabuk evet dağılabiliyor. Evet çünkü sıcak ben sıcak zaten. Tekrar bir fırına atacağım bunu birazcık daha. Dileyen krem peynir içine doldurabilir. Sıkma torbasına krem esasında peynir güzel bir krem peynirden mus gibi peynir yaparsanız sıkma torbasıyla çok daha kolay doldurulacaktır. Hı hı. Sıkma torbasıyla daha iyi dolacaktır. Şöyle. Mesela bir tanesi oldu bile şu anda. Hı hı, hazır. Aynen öyle. Tekrar baharatlara batırabilirler. Süslemek adına maydanoz koyabilirler üstüne.
Bu arada kurabiyelerimiz de pişiyorlar. Bu da bitti. Tamam. Bunu da dolduralım güzelce. Tamam, dolduralım. Çileklerle atomları mı süsleyeceğiz? Evet, çileklerle tamam. Atomları süsleyelim. Güzel yakışıyor. Bence de. Şöyle. Evet, harika oldu bu da vallahi. Tekrar çikolatayla süsleyebilirler üzerlerini. Çok güzel. Bir tane tek bir tane. Tek bir tabağa koyalım. Tek bir tabak ayrı yapalım mı? Dur. Şöyle koyalım. Şöyle dur koy. Çilekleriyle süslesin onu. Hatta ve hatta oradaki beyaz çikolatadan birkaç tane damlatabilirsin bile üstüne. Hı hı. Çok şık oldu. Ben de şu peynirlileri birazcık daha fırına vereceğim. Tamam. Ama yok, çok güzel süsledik, bozmayalım, boşverin, yok. Hiç, heh, böyle güzel. Tamam. Şimdi ilk tabağımız çıktı. Süper oldu. Çok güzel. Evet. Bu çikolata kremalı olanım efendim. Bu peynirli olanlar. Tamam. Bunları yavaş yavaş. Yavaş yavaş tabaklarımız çıkıyor. Bunda bir tanesi daha çıkmıştı. Onu da buraya alalım. Onun da üzerine biraz fıstık serpmiş idik zaten. Tezgahımız şenlenmeye başladı. Başladı. Bakın değerli izleyiciler, harika harika lezzetleri Canan Hanım'la beraber yapıyoruz. Burada külahlarımız var. Dolgulu külah. İçine biz peynir doldurduk, istediğinizi doldurabilirsiniz. Bir tane kakaolu fındık kreması ve çilekle doldurduğumuz, biraz da beyaz çikolatayla süslediğimiz bir külahımız da burada. Burada çok güzel içli köfte böreğimiz, yani avcı böreğimiz var. Onlar da hakikaten hem görsel olarak hem de lezzet olarak harika oldu. Hem pratik hem kolay bulunan malzemeler hem de çok lezzetli. İstiyorsanız şeyi de çıkartalım, atomlarımızı i̇şte, çıkartalım. Çıkartayım bir işte. De atom yaptık efendim. Atomlarımız da... Piştiler. Piştiler, ben bunu ters giydiğim için. Zaten çok pişirmiyoruz. 6 dakika falan. Evet, zaten pişirdik. Pişmiş yeterince. Evet, her şey pişmiş zaten. Evet, pişmiş içindeki. Yeterince. Evet, şimdi dikkat edin elinize de yanmayın. Bakayım. Tamam, ortaya koyalım onları. Evet, tamam, ortaya devrilecek koyalım. Gibi. Böyle koyduk ortaya. Tamam. Bunlar şimdi ne yapacağız? Çikolataya bulayacağız. Beyaz tamam, çikolataya buluyorum ben. Getirelim çıksın beyaz çikolatayı Sedacığım. İçine mi sokacağız yani? Ben böyle yapıyorum. Göstereyim isterseniz. Hadi yap, siz yaptınız gibi. Bir tane çatal alayım. Teşekkürler. Atıyorum içine. Şu kaşığı bir çıkaralım. Çıkartalım kaşığı. Tamam. Şöyle atıyorum. Üzerini kaplıyorsunuz. Her yerini kaplıyorum ve alıyorum. Fazlasını alıyorum. Şöyle biraz akıtıyorum fazlasını. Tamam. Burayı alayım mı? Bunu? Alın. Devam ediyorum. Hepsini yapalım o zaman. Evet. Bir tane daha atalım hatta yanına. Pratik olsun şöyle. Sen de yardım etse de. Hemen donuyor. Difrize atsınlar bu şekilde. Tamam, öyle yapacağım zaten ben de. Vaktimiz az olduğu için. Evet. Hemen difrizde donacaktır üstü. Yani üstüne dış kaplaması. Fıstık mı koyuyoruz? Fıstıkla süslüyoruz. Tamam, evet. Fıstık. Fındık, fıstık her şeyle süslenebilir. Tamam. Daha çok peki tatlı mı yapıyorsunuz? Tatlı yapıyorum. Tatlı tarifleri tatlı daha tarifleri çok. Daha evet. Çok. Kendim de seviyorum yemeği. Enteresan bir şekilde zaten ilgi de çok var tatlıya da. Aynen öyle. Özellikle ev hanımlarında. Tuzlulardan çok tatlılar ilgi görüyorum. Evet, tatlı çok ilgi çekiyor. Tatlı evet. Yiyelim, tatlı konuşalım hep böyle diye. Çilekli, meyveli şeyler çok ilgi çekiyor. Çok bence beğeniliyor. De. Peki mesela nasıl şeylerle ilişkiniz? Takipçilerinizle? Yani elimden geldiği kadar cevap vermeye çalışıyorum. Veriyorsunuz değil mi cevap? Tabii ki yani. Sana cevap vermeyince de takipçiler de gidiyordur. Ya gidenler de oluyor. Sıkılıp yani. Evet, sinirlenip gidenler de oluyor. Yani ben bir arkadaşımın evine gidip ekmeği yaptığını biliyorum. Öyle mi? Yine böyle bir blogger arkadaşım. Yakınmış, ekmek yapıyormuş ve olmamış. Olmuyormuş. Ha, gitmiş eve gidip, o kadar pes yani. Güzelmiş bu. Evet, eve gidip ekmek yaptığını. O bloggerlık sorumluluğunu, üzerindeki bloggerlık sorumluluğunu
ciddi evet. manada hissetmiş demek ki. Evet. Ya elimizden geldiği kadar yardım etmeye çalışıyoruz. Tabii. Çünkü çok, onlar da yapmak istiyorlar aynısını. Artık yemek de bir çok ilgi çekiyor insanlar. Yani aynen öyle. Yemek özellikle sosyal medyadaki yemek hesapları izlenen videolar hep yemek üzerine. Ve artık fotoğrafı da geçti şimdi video herkes istiyor. Evet. Ben video çekmiyorum şu an için. Çekmiyorsunuz değil evet, mi? Sadece fotoğraf. Fotoğraf çekmeye çok merak sardım. Çok seviyorum. Ne güzel. O yüzden video çekmiyorum ama bol bol fotoğraflarla. Harika valla. Paylaşıyorum. Ben şunlara bakayım hızlıca donuyor mu acaba diye. Ben bir iki dakika sonra donmuş olacak bunlardan. Zaten. Durdukça da dışarıda da donuyor. Zaten tabii çikolata çünkü sonuçta evet. Oda sıcaklığıyla bile donan bir malzeme. İçli köfte böreği. İçli köfte böreği yaptık, avcı böreği evet. yaptık. Onun için önce bir iç harç yaptık efendim. Nasıl yaptık iç harcı? Tereyağı ve zeytinyağı karışımında kıymayı ve soğanı güzelce kavurduk. İçine kimyon, pul biber, tuz, karabiber attık. Daha sonra onu kıydığımız ceviz ve kıydığımız maydanozla birleştirdik. Ve ayrıca üzerine sıcak su koyarak şişirdiğimiz ince bulguru da bu karışımın içine kattık. Güzelce karıştırıp harmanladık. Daha sonra böreklerimiz için yufkalarımızı tezgahımıza aldık. Sigara böreğe saracak şekilde yufkalarımızı kestik. İçine birazcık yağ ve suyu karıştırdık. Birazcık ıslattık. Daha sonra biz cömertçe iç harcı koyduk içine. O bol iç harcıyla beraber güzelce sigara böreği sarar gibi aynı şekilde sardık. Daha sonra ne yaptık? Daha sonra çırptığımız yumurtaya böreklerimizi buladık. Arkasından galeta ununu buladık. Arkasından da önceden kızdırdığımız yağda altın rengi olana kadar kızarttık efendim. Külah böreği yaptık. Külah böreğinin içini biz peynirli yaptık. Bir tanesini de kakaolu fındık kremalı yaptık. Bunun içinde külah şeklindeki kalıplarımızı yağladık. Milföy hamurlarımızı şeritler halinde kestik. O şeritleri dolaya dolaya bu külahları yaptık. Çırpılmış yumurtayı üzerine sürdük. Önceden ısıttığımız 185 derece fırında altın rengi olana kadar kızarttık. Biraz ılımaya bıraktık. Daha sonra hazırladığımız iki ayrı iç harcı içlerine doldurduk. Ve ortaya bu sonuç çıktı. Atom için toz fıstığı, pudra şekeri, yulaflı rondodan çekilmiş bisküvi ve yumurta akıyla toplar yaptık efendim. Daha sonra bu topları fırında düşük ısıda 6 dakika 7 dakika kadar 150-160 derecelik fırında güzelce bir pişirdik. Daha sonra onları çıkarttık. Erittiğimiz beyaz çikolataya buladık. Daha sonra üzerlerine kimilerini şekerle, kimilerini de toz Antep fıstığıyla süsledik efendim. Bence artık atomlarımıza tabağa dizmenin zamanı geldi. Onları da hazırlayalım. Evet. Vallahi yani değerli izleyiciler bunu da tekrar ediyorum. Bu da gerçekten hem çok lezzetli bir tatlı hem de bakın yani şu anda hafif donmuş bile aynen. Evet, İstediğiniz kıvama yavaş yavaş geliyor. Siz evde vaktiniz varsa daha uzun da dondurabilirsiniz. Tabii ki. Ama biz şu anda yaptığımız kadarını yaptık bile yani. Çok güzel oldu. Hakikaten çok güzel oldu. Bazılarını şekerle bazılarını fıstıkla süsledik efendim. Ve o da hazır olmuş oldu. Hop. Bak donmuş bile. Bayağı donmuş bile hemencik. İki dakikada. Evet. Tamam. Şunları da koyduk mu? Hepsini koymak zorundaysanız tavan şıkkını da bozmayalım. Tamam bir tane daha koyalım. Bir tane daha koyarsak tamam olacak. Bir daha bozmayayım. Şu aralarına da çilek koyacağım. Çilekleri de koyalım. Aynen. Şöyle. Koy koy siz. Ben şunu kenara alayım. Valla hem çok basit hem çok lezzetli hem de çok da güzel dekoratif olarak da gayet güzel oldu. Evet. Tamam. Bunu da buraya koyalım. Çok iştahçı gibi. Evet her şey çok iştahçı gözüküyor. Ayağınıza sağlık, iyi ki geldiniz. Ellerinize sağlık aynı zamanda. Tariflerinizi bizimle paylaştınız. Mehmet Özel'le mutfakta da sürprizlerimiz, harika tariflerimiz devam ediyor. Ama bugünkü programın sonuna geldik. Önümüzdeki programlarda yine böyle farklı ve çok lezzetli tariflerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.